Arkadaşlar, şu an Almanya'nın son benzin istasyonundayız. Avusturya sınırında yaklaşık 15 kilometre var. Vignettimizi aldık Avusturya için. 10 günlük 9 euro 20 sent. Nürnberg'den sonra buraya kadar çok sis vardı. Evet, hava çok sisliydi. Yavaş yavaş geldik. 70, 80, bazen 50'ye kadar düştüm. Bunu arkadaşlar sizlere söylemek istiyorum. Bu durumlarda lütfen dikkatli gidin ve yavaş gidin. Bu işin şakası olmaz. 10 dakika geç varırım. Yarım saat sonra geç varırım. Ama vararım. Evet, şimdi birazdan Avusturya'ya giriş yapacağız. Yollarda fazla görsel alamıyorum. Hava karanlık. Umarım yarın sabah hava aydınlansın. Daha güzel şekilde video çekeceğim arkadaşlar sizlere ve bilgileri aktaracağım. Evet, şimdiye kadar çok rahat geldik. Şimdiye kadar yaklaşık 660 km yol geldik, 6 saatte. Evet arkadaşlar, Avusturya'da Linz'e doğru yol alıyoruz. Viyana 180 km kaldı. Arkadaşlar, Viyana çevre yolundayız. Şimdi istikamet Macaristan, önce Győr, sonra Budapest. Şu an evimizden buraya kadar 950 km yol gelmişiz. 8,5 saattir yoldayız. Yani çok güzel yol aldık. Yollar boş. Sisten başka anlatmaya değer başka bir hadise yaşamadık. Böyle güzel bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah böyle devam eder. Evet, Graz. Sağ taraf Viyana ve Budapest, düz gidiyoruz. Slovenya sağ verdi. Viyana havalimanı taraflarındayız. Evet, sağ tarafımız Viyana Havalimanı. Evet arkadaşlar, Macaristan'a giriş yapıyorum. Şimdi burada Macaristan için vignet de alacağım. Bakın, birkaç tane vignet de satan yer var. Şunlar sadece nakit para kabul ediyorlar. Bu taraftakiler arka tarafta kalıyorlar. Bunlarda da kartla ödemek mümkün. Evet arkadaşlar, şu an sabah 5.30. Macaristan'a girişimizi yaptık. Demin şu karşıda vignettimizi de aldık. 10 günlük vignetti. 3500 Macar forinti, bu da tamı tamına 14 euro yapıyor. Şimdi Macaristan'da yola devam ediyoruz. Güzergahımız Budapest'te, sonra Szeged ve tabii ki Röszke sınır kapısından Sırbistan'a giriş yapacağız. Hadi arkadaşlar, devam ediyoruz. Yolculuğumuz şimdiye kadar çok rahat geçiyor. Biraz yorgunluk var tabi. Demin yaklaşık bir saat uyku uyudum. İki şoför olduğumuzdan dolayı sorun yaşamıyoruz.
Yollar boş. Hava çok soğuk yalnız. 0 derece. Maksimum 2 derece oluyor. Avusturya hemen hemen neredeyse tamamı sisliydi. Macaristan'a şimdiye girdik. Yaklaşık 10-15 dakika oluyor. Burada da yollar gayet de boş. Güzel bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çoktan beri Budapest şehir merkezine gelmek istiyordum. Kısmet bugüneymiş. Budapest merkezine giriş yaptık. Durmayacağız tabii. Transit geçiş yapıyoruz. Evet. Transit geçiş yapıyoruz. En yakın zamanda bakalım, fırsat bulursam, zaman bulursam en yakın zamanda gelip Budapest gezisi de yapacağım. Ama bugün böyle transit geçmekle yetineceğiz. Evet arkadaşlar, Budapest merkezin çıkışındayız. Birazdan M5 otobanına çıkacağım. Burada bir McDonald's vardı. Daha doğrusu var. Kahve aldım McDonald's'tan. Şu kahveyi bir içelim. Kardeşim kendime gelin. Yola devam edeceğiz. Arkadaşlar istikamet Szeged, yani Röske sınır kapısı, Macaristan Sırbistan kapısı Röske. Szeged 146 km, kapı da yaklaşık 155 km. Röske sınır kapısına yaklaşık 60 kilometre kaldı arkadaşlar. Demin app'ten baktım. Gümrük kapısı bayağı yoğun görünüyor. Hadi hayırlısı, umarım fazla beklemeyiz. Tabii ki sizlere bu bilgiyi aktaracağım. Evet, Röske sınır kapısına geldik. Yaklaşık 1 kilometre yolumuz var. Avusturya ve Macaristan yağmurlu geçti arkadaşlar ama yollar boş. Herhangi bir tıkanıklık, herhangi bir sorun yaşamadık. Şimdi bakalım sınır kapısında durumlar neyi gösteriyor? Boş görünüyor, güzel. Kapıya geldik arkadaşlar. Kapatıyorum. Evet arkadaşlar, Macar çıkışını yaptık şimdi. Gidişe bak. 5 dakikada işimiz bitti. Ama geldik, önümüzde hiç araba yoktu. Tek arabaydık. Ama karşı tarafa bakın. Sırbistan'dan Macar'a giriş. Görüyorsunuz kuyruk var. Yani ştav var. İlginç. Yani bu ayda, bugün 10 Kasım. Evet, yaklaşık 1 kilometre kuyruk var Macar'a girişte. Karşıda Sırbistan'ı görüyoruz. Bir 3-5 araba görünüyor. Bakalım, hayırlısıyla burada da çabuk giriş yaparsak ne mutlu bize. Sezon olmadığı için tek bir peron açık.
Ama önümüzde bir, bilmiyorum, tam olarak göremiyorum ama tahminimce bir 10 araba falan var. 8 ve 10 araba. Hele buradan da bir 10-15 dakikada çıkarız. Birazdan buradan Sırbistan'a giriş yapacağız. Biraz ağır çalışıyorlar ama olsun, bekleriz. Zamanımız var. Yaklaşık 15 dakika bekleyip Sırbistan'a girişi yaptık. Şimdi şurada para bozdurma bürosu var. Yani change office. Orada biraz para bozdurmak istiyorum. Sırbistan'da denar para birimi var. Kart ödemek istemiyorum bazı işleri. Mesela bu otoban ücretleri var. Maut. Onları euro ile öderseniz yüksek fiyat talep ediyorlar. En iyisi bunların parasıyla ödemek. Ki kahve falan içeriz. Ufak tefek şeyler alırız. Kartla ödemeye gerek kalmasın. Sorun yaşamayalım. Evet, o yüzden ben şimdi burada para bozduracağım. Arkadaşlar burası change bureau. İşte burada para bozduruyoruz. Euro 114 denar, 115 denar civarı. Ben bir 50 euro bozduracağım. Dediğim gibi o bana yeter. Şu parayı say bakayım. 5800 denar. 50 euroya 5740 denar verdiler. Evet, Sırbistan'da yol alıyoruz. Şu an Novi Sad, Belgrad'a doğru seyrediyoruz. Benim mazot lambası yandı. Buraya kadar 2 depo harcadık arkadaşlar. Şimdi ilk gelen OMV benzin istasyonuna durup hem mazotumu alacağım hem de ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. Arkadaşlar burada Sırbistan'ın otoban ücretini ödemek için bilet çekiyoruz. Evet, şuradan depomuzu bir fullayalım. Arkadaşlar işte OMV'dayız. Depomu fullladım. Şimdi bir kahve alıp içeceğim burada. Şurada bir kahve alacağım. Kahve şart. Uzun yolda kahve iyi gidiyor. Yolculuk böyle çok iyi gidiyor. Büyük bir zevkle yolculuk yapıyorum. Bol bol mola verdim. Kahvemi içerim. Gereken ihtiyaçlarımı karşılarım arkadaşlar. Siz böyle yapın. Acele etmeyin. Acele işe şeytan karışır. Acele giden ecele gider. Bu güzel atasözlerini sakın unutmayın. Her zaman şu kulağınıza küpe edin. Bu sözleri küpe edin. Geç geldi desinler. Gelmedi, gelmedi demesinler. Evet. Arkadaşlar Sırbistan'da ilk otoban ücreti ödeyeceğimiz yere geldik. Biliyorsunuz demin bilet çektiydik. Şimdi bileti burada çalışan arkadaşa veriyoruz. Kaç para ödeyeceğimizi öğreniyoruz. Thank you. Arkadaşlar 630 denar ödedik. Evet, 650, 700, 300 daha 1000 denar verdim. İşte gerisini böyle aldık. Fişinizi de alın. Fişinizi unutmayın. Burada polis bekliyor.
Arkadaşlar biliyorsunuz Sırbistan'da select control var. Yani bu bileti çektiğimiz yerden bu ödediğimiz yere kadar bir ortalama hız tespiti yapıyorlar. Saatte 130 kilometreden fazla gitmişseniz veya hızlı gitmişseniz burada polis sizi durdurup ki plakayı kaydediyorlar kamera aracılığıyla. Polis sizi burada durdurup ceza kesiyor. Bu sebepten dolayı kesinlikle hız sınırlarına uyun. Evet, yolumuz devam ediyor. Belgrad'a doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar Belgrad merkeze giriş yapıyoruz şu an. Zaten şu çirkin bina çok meşhur Belgrad'da. Hepiniz bunu tanıyacaksınız. Evet, yavaş yavaş Belgrad şehir merkezine giriş yapıyoruz. Arkadaşlar bakın Belgrad şehir merkezi ne kadar güzel gerçekten. Sadece yollar biraz bozuk. Otobüs durağının olduğu yer ve asfalt çok bozuk. Şimdi diyeceksiniz ki Belgrad şehir merkezine niye girdin? Söyleyeyim. Belgrad'ı gezmek istiyorum biraz. Belgrad gezisi yapacağım. En önemli olan nach 200 metern biegen Sie rechts ab. En önemli olan kale meydanı var burada. Osmanlılardan kalma kale meydanı, kale daha doğrusu. Evet, kaleye çıkacağız. Sonra şehir merkezine gideceğim. Gezeceğim, bir şeyler yiyeceğiz. Burada tam olarak bilemiyorum, burak veya börek diyorlar. Birazdan tam olarak doğrusunu öğrenip size bildiririm. Evet, bizim bildiğimiz börek, bunlar burek diyorlar. Ondan yiyeceğiz. Arkadaşlar Belgrad'ın güzelliğine bakın. Güzel bir şehir arkadaşlar. Gelin buraları gezin. Dediğim gibi ben birazdan gezeceğim. Gelmişken zamanım da var. Acele etmeyeceğim. Çok güzel. Belgrad gezimizi bitirdik. Tekrardan Sıla yoluna devam ediyoruz. Şimdi istikametimiz evvel Niş, sonra tabii ki Pirot, Bulgaristan'a giriş yapacağız. Zofya, Sivilingrad ve Kapıkule, Edirne. Evet, yolculuğumuz çok güzel geçiyor. Öyle yoğunluk yok. Kapılarda şimdiye kadar fazla beklemedik. En fazla Sırbistan'a girişte 15 dakika bekledik. Macar çıkışı 5 dakika bekledik. Yaklaşık 3 saati aşkın bir süre Belgrad'ı gezdik. Çok güzel oldu. İyi ki de geldim, iyi ki de gezdim. Evet, Sıla yolu tüm hızıyla devam ediyor. Ayrılmayın. Evet arkadaşlar, burada ikinci sefer
ikinci sefer biletimizi çektik. Niş kavşağında ikinci ödemeyi yapacağız. Evet, Sırbistan'da Niş'e doğru yol alıyoruz. Arkadaşlar, Bosporus Otel'de kalmaya karar verdim. Demin hesabını yaptım. Türkiye saatiyle, biliyorsunuz Türkiye saati Avrupa saatine göre 2 saat ileride. Yani Türkiye saatiyle tahminim gece yarısı 2-3 gibi Edirne'ye varmış olacağım. Bu da çok geç bence. Hiç yorulmaya, kendimizi perişan etmeye gerek yok. Evet, Bosporus Otel'de bugün konaklayacağız. Yarın sabah dinlenmiş ve taze bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ama tabii sizlere Bosporus Otel'de de çekimler yapacağım. Ben de ilk defa kalacağım Bosporus Otel'de. Bakalım nasıl olacak? Evet arkadaşlar, bu otelde odamızı tuttuk. Bu akşam burada kalacağız. Kalbimiz de çok acıktı. Bir gündür yoldayız. Bir gündür doğru dürüst bir şeyler yemedik. Şu yerde bir tane Türk lokantası varmış. Şimdi oraya gideceğiz. Bakalım neler var Türk mutfağında. Acıktık, bir şeyler yiyelim. Orada görüşürüz, okey. Arkadaşlar, çorba içtim. Çok çok iyi geldi. Şimdi bu çorba üzerine mışıl mışıl uyuruz. Arkadaşlar, o zaman öyle yapalım. Yarın sabah Sıla yolunda tekrar görüşürüz. Tabii ki bu sefer istikamet Bulgaristan olacak. Arkadaşlar, günaydın. Sabah 7. 6.30'da kalktık. Şimdi kahvaltı salonundayız. Biz de kahvaltı yapıp yolumuza devam edeceğiz. İnanır mısınız, 10 saat kadar yatmışım. Demek ki vücudun ihtiyacı vardı buna. Çok yorulduk, çok uykusuzduk. Evet, kahvaltımızı yaptıktan sonra yola devam ediyoruz. Evet, istikamet. Düştük yine yollara. Şu an Niş'e doğru yol alıyoruz. Niş yaklaşık 20-25 kilometre buraya. Ve görüyorsunuz, Sırbistan'ın sabah saat şu an 7.30 civarı. Sis. Ortalık sisten görünmüyor. Arkadaşlar, burada ikinci otoban ücretini ödüyoruz. 900 denar. Evet, şu an Niş'teyiz. Evet.
yol ayrımı, düz gidenler Makedonya, Yunanistan üzeri, yani Skopje takip ediyoruz. Bulgaristan'dan gidecek olanlar, evet, buradan sağ, Pirot, Zofia diye takip ediyorlar. İşin kötü yanı, tabelalar da görünmüyor sistem dolayı. Evet, biz sağdan devam ediyoruz. Bulgaristan üzeri gideceğimiz için buradan Pirot, Zofia takip ediyoruz. Zofia, Bulgaristan. Pirot dağına yaklaşıyoruz. Pirot yoluna. Şu sise bakın, sise. Oo, tünelde sis yok. Bak ne güzel tünel. Arkadaşlar, yazın gelenleriniz hatırlayacaklar. Yani yazın 2019 Pirot otobanı bitmemişti. O eski Pirot yolundan gidiyorduk. Niş'ten buraya kadar full otoban geldik. Yani zannedersem büyük bir ihtimal Bulgaristan sınır kapısına kadar full otoban artık. Öyle görünüyor. Evet, eski yoldan eser kalmamış. Ne kadar güzel. Burada ne yazıyor? Dimitrovgrad 27 km, Zofia 93 km. Yani sınır kapısına yaklaşık 25-26 km'miz kaldı. Ve dediğim gibi full otoban olmuş. Hadi hepimizin gözü aydın, hayırlı ve uğurlu olsun. Evet. An itibariyle Sırbistan full otoban. Arkadaşlar, Sırbistan'da 3. otoban ücreti ödeme yerine geldik. Bakalım burada kaç para vereceğiz. 210 lira. Euro'muz yok. No euro. Arkadaşlar, 210 denar ödüyorsunuz burada. Niş Dimitrovgrad otobanında 210 denar ücret var. Evet, sınıra yaklaşık 12 km yolumuz kaldı arkadaşlar. Sınırdan önce bir tane OMFO benzin istasyonu varmış. Demin tabelalarda öyle gösteriyordu. Doğru gördümse. Oraya durup mazotumuzu alacağız. İhtiyaçlarımızı karşılayacağız. Sonra devam. Evet, Sırbistan-Bulgaristan sınırına 1 kilometre kaldı arkadaşlar. Daha doğrusu Sırbistan-Bulgaristan sınırına. Bak burada bizim birçok Türk tır şoförü sağ tarafta bekliyorlar. Garibanlar kim bilir kaç saat bekliyorlar ya, yazık. Onların da işi bu. Ne yapacaksın?
Ekmek kazanmak kolay değil öyle. Boşuna dememiş atalarımız, ekmek aslanın ağzında diye. Evet, burada biz o mevfava çekiyoruz. Evet. Arkadaşlar, bu Sırbistan'da son benzin istasyonu, son tankşteli. Benim tercihimdir OMV. Genelinde hep OMV'da durur, mola veririm, mazotumu alırım. Hem güvenli, hem akaryakıtları da güvenlidir. Onun için tavsiyemdir size. İstasyonda, benzin istasyonunda yaklaşık yarım saat mola verdik. İhtiyaç molası. Şimdi Sırbistan çıkış kapısındayız. Tanıyacaksınız buraları. Şöyle bir kuyruk var burada. Ve bugün Kasım'ın 11'i. Yani 11 Kasım 2019. Sırbistan çıkışı bayağı bekletiyor. Şu an yaklaşık 20 dakika oldu, bekliyoruz. 20 dakikada var ya, 3 araba gitti gitmedi. Artık bilmiyorum dertleri nedir, sıkıntıları nedir. Çok bekletiyorlar. Görüyorsunuz hiçbir şekilde hareket yok. Bir arabayı rahat bir 2 dakika, 3 dakika kontrol ediyorlar. Belki daha fazla. Sırbistan çıkışında yaklaşık, evet, 35 dakika oldu, bekliyoruz. Önümüzde bir 3 araba var. Evet, Allah'ın izniyle birazdan Bulgaristan'a giriş yapacağız. Arkadaşlar, tam 40 dakikada Sırbistan'dan çıkış yaptık. 40 dakika, dile kolay. Önümüzde yaklaşık 15-20 araba vardı. 40 dakika beklettiler. Bilmiyorum neden. Artık herkes kendi düşüncesini isterse yorumlarda yazsınlar. Neden böyle insanları bekletiyorlar? Vardır bir bildikleri. Evet, Bulgaristan sınırına geliyoruz. Burada da iki peron açık. Oğlum biz sol tarafta kalalım. İki peron açık. Burada bayağı bir araba var. Bakalım burada yarım saat 40 dakikada çıkarırsak ne ala. Yarım saat falan sürdü. Bulgaristan'a giriş yapabildik. Yani toplam 1 saat 10 dakikada iki gümrüğe de giriş çıkış yapmış olduk. Evet, Bulgar'dayız. Şimdi şu Shell tankları var sağ tarafta. Orada Vignette otomatları var. Vignette'imizi alalım. Ki biliyorsunuz Vignette internet üzerinden de alınıyor online. Ben genelinde öyle yapıyorum. Bu sefer otomattan alacağım. Hem merak ediyorum nasıl oluyor diye, hem de sizlere göstermiş oluruz. Evet, şimdi Bulgaristan'a burada giriş yapıyoruz. Vignette diyor burada. Devam ediyoruz. Biz otomattan alacağız. Shell tankşteli artık Vignette satmıyormuş. Hadi onu boş verdik. İşin garip yanı, şu e-Vignette veya Vignette alabileceğimiz veya aldığımız otomatlar var. İnanın diyorum, sağıma soluma bakmama rağmen, aramama rağmen bu Vignette otomatlarını göremedim, bulamadım. Yok, ben göremedim. Ki kör de değilim çok şükür. Neyse, normal bir Vignette kulübesi var her zaman olan. Hani 10 euroluk Vignette bize 15 euroya, 20 euroya satan kulübe, satmaya çalışan kulübeler. Açık konuşuyorum, 3 kağıtçı kulübeler. Gidiyorum oraya, soruyorum, işte Türkçe, Almanca, yarı İngilizce karışık. Komşu, burada Vignette otomatları var, nerede diye. İnanır mısın suratıma? İşte bir garip. Bakıyor iki kişiler,
Sonra Bulgarca bana bir şeyler söylüyor. Anlamadım ben de. Çektim gittim. Kusura bakmayın ben fiyatı neyse onu veririm. Fazla vermem. Ben demişim oturdum 3-5 dakikada internet üzerinden, Toll Ticket üzerinden Bulgaristan vignetimi aldım. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Şimdi istikamet Zofya. Arkadaşlar Bulgaristan'daki inşaat devam ediyor. Şimdi o taşlı yol diyeyim. Almanya'dakiler bilir, Kopfsteinpflaster dediğimiz yol. İşte Türkçesi de taş yol diyebiliriz. O yola girdik. Bu sene yazın geldiğini hatırlıyorum. 5 mi 6 kilometreydi toplam. Evet. Şimdi kilometreyi sıfırladım. Birazdan tam olarak söyleyeceğim kaç kilometre olduğunu. Evet. Bu yoldan devam ediyoruz. Yazın çektiğim sıra yolu videosunu hatırlayacaksınız. Söylemiştim. Bu yolda gerçekten yavaş gidin, dikkatli gidin, acele etmeyin. Arabanıza hasar vermeyin. Kazalara davetiye çıkartmayın. Evet, eski yol sol tarafta görüyorsunuz. Ne yapıyorlar onu da şu an göremiyoruz, bilmiyoruz. Yolu genişletip otoban yapacaklarını duymuştum. Ne kadar doğru bilemiyoruz. Ama gözle göründüğü kadar hiçbir şekilde bir çalışma yok. Bakın Bulgar köyleri, bir Bulgaristan köyü. Çalışma yok demiştim de şimdi burada görüyoruz. Evet, yol çalışmaları var. Yollar da gayet bozuk. Ara sıra frenlemek lazım. Taş yolu şimdi burada bitti. Demin kilometremizi sıfırlamıştık. 7 kilometre. Ben demin 4-5 civarı demiştim. Yanılmışım. Özür dilerim. 7 kilometre taş yoldan gittikten sonra tekrar o eski bildiğimiz normal asfalt yola bağlanıyoruz. Yani Zofya yoluna bağlanıyoruz. Bakın sol tarafta genişletme çalışmaları var. Yani bu bildiğimiz eski yol. Şimdi orada yeni iki şerit daha yapıyorlar. Anladığım kadarıyla evet. Bu yol işte genişletip otoban veya otoban benzeri Almanya'da biz Schnellstraße deriz. Hızlı yol da diyebiliriz. Bakalım. Tabi otoban olarak yapsalar daha iyi olur. En azından 140 gideriz. Hızlı yol yani Schnellstraße yaparlarsa sanırım 100 veya 120 gitmemize müsaade ederler. O yüzden otoban daha iyi. Eskişehir'de Türktür. Plaka 26. Evet arkadaşlar, Zofya kavşağına geldik. Bayağı da trafik var. Bugün günlerden pazartesi. Zofya bayağı kalabalık. Trafiğe bak. Evet, kavşağa giriyoruz. Soldan devam. Kavşağa girdikten sonra, dönel kavşağa, üçüncü çıkıştan çıkıyoruz. Birinci çıkış tekrardan Pernik otobanına doğru gidiyor. Güney çevre yoluna. İkinci çıkış Zofya merkeze gidiyor. Aynı köprü gibi, köprü de Zofya merkeze gider arkadaşlar. Şimdi üçüncüden çıkıyoruz ve burada yazıyor. Bakın İstanbul 580, Svilingrad 295 kilometre. Evet, burada takip edeceğimiz kentler Svilingrad, Plovdiv. G
genelinde ikisini de yazıyorlar, belirtiyorlar ama bazen Svilingrad değil de Plovdiv yazıyor. Yani Svilingrad tabelasını görmezseniz şaşırmayın, şaşmayın, yanlış mı gidiyorum acaba diye tedirgin olmayın. Plovdiv'i de takip etseniz sizi tekrardan Svilingrad otobanına bağlıyor. Svilingrad'dan sonra da zaten biliyorsunuz yaklaşık 25-30 kilometre sonra Kapıkule sınır kapısına gelmiş oluyoruz veya geliniyor. Evet, şimdi böyle devam ediyoruz. Arkadaşlar burası şu an yeni kuzey çevre yolu. Yeni dediğim bilmiyorum 3-5 sene oldu herhalde yapalı, biteli, trafiğe açılalı. Evet, şimdi sağ tarafta Zofia görünüyor. Şu yüksek binaların olduğu yer, şurada 3-4 tane yüksek bina görüyorum. Oralar zannedersem Zofia şehir merkezi veya yakınında bir yer. Burada da aynı Sırbistan'da ve Macaristan'da olduğu gibi hava sisli. Bakalım, şu an saat öğle 11.30 civarları. Umarım öğleye doğru ve öğleden sonra hava açar. İlginç. Demin o Kavşak'ta doğru hatırlıyorsam Svilingrad 295 kilometre yazıyordu. Şimdi burada 335 yazıyor. Çok ilginç. Neyse arkadaşlar, şimdi evet yeni otobana çıkıyoruz. Svilingrad Burgas otobanına. İleride tekrar bir yol ayrımı var. Soldan, yani düz giderseniz Burgas otobanı A1. Sağdan giderseniz Svilingrad Plovdiv takip ediyoruz. Dediğim gibi o da A2 otobanı oluyor. Arkadaşlar şimdi kesin eminim Bulgarlar yol mesafe ölçmeyi bilmiyorlar. Bakın 2 kilometre önce hatırlayacaksınız 335 kilometre demiştim Svilingrad için. Evet, 2 kilometre yol geldim, tekrar bir tabela var, 301 kilometre. İlginç, ilginç. Bu kadar yolculuğumuz çok güzel geçti arkadaşlar. Fazla yoğunluk yok. Hiçbir yerde trafik, fazla trafik olmadı, beklemedik, yoğunluk yok. İşte biliyorsunuz demin bir Sırbistan çıkışı Bulgaristan girişinde yaklaşık 1 saat 10 dakika bekledik, zaman kaybettik. Ama olsun, acemiz yok. Güzel oldu, otelde kaldık, dinlendik, sabah kalktık, güzel kahvaltımızı yaptık. Otelin kahvaltısı güzeldi. Yani iyi, iyi. Evet, şimdi zannedersem yaklaşık 3 saat sonra Türkiye'mize, güzel vatanımıza giriş yapacağız. Bakalım, birkaç gün İstanbul'u gezeceğim. Tabii ki İstanbul gezi videomu da izlersiniz. Seyredersiniz artık. Birkaç gün İstanbul'u gezeceğim böyle. Mümkün mertebe arabasız, yayan, otobüslerle, dolmuş otobüs, minibüs, feribot, ne varsa artık. Helikopter de olabilir. Bakayım helikopter. Aslında şaka bir tarafa da helikopter iyi olur ha. İstanbul'da trafiği biliyorsunuz. Malum. Helikopterle hemen tak tak her yere 3-5 dakikada gideriz. Arkadaşlar şu an içim yanıyor. Kalbim acıyor. Bilirsiniz, bilenler biliyor. Bende de böyle bir tane 190 var. Klasik. Klasik 190. Bozulmuş herhalde, çekiyorlar. Üzüldüm, içim kan ağlıyor. Ama benimki kapının önünde üstü kapalı bir şekilde tertemiz yatıyor. Evet arkadaşlar, şimdi Svilingrad A1 otobanına bağlanıyoruz. A1 Svilingrad otobanına
bağlandık. Şimdi bu yol bizi direkt Svilingrad ve tabii ki sonradan da Kapıkule'ye, Türkiye'ye bağlayacak. Haydi hayırlısıyla. Tekrardan bir yol ayrımı var. Bakın burada İstanbul diye veriyor zaten. Bakın neler yazıyor. Svilingrad ve İstanbul diye yazıyor. Buradan şimdi A4'e çıkıyoruz. Yani A2'den A4'e çıkıyoruz. Evet, düz giderseniz Burgas'a gitmiş oluyorsunuz. Bulgaristan'ın bir kentidir Burgas. Şimdi işte A4 o yeni otoban yaptılar bundan 3-4 sene evvel, tam hatırlamıyorum, bir 3-5 sene oluyor. Yeni otoban diyelim buna. Yeniliği kalmadı ama yani Bulgaristan'da otobanın yol durumunu göz önüne alırsak biraz bakımsız gibi ya. Yani A2 çok bakımsızdı. A1 de o kadar ahım şahım değildi. A4'ün yol durumu iyi, fena değil şimdilik. Yeni çıktık A4'e. Evet, Bulgaristan'da sıkıntı şu zannedersem, bakım yapmıyorlar. Bakım, otoyollara bakım yapmıyorlar. Veya yetersiz bakım yapıyorlar maalesef. Evet, durumlar böyle. Evet, A4 otobanındayız. Dediğim gibi şimdi istikamet yine tabii ki Svilingrad ve sonra Kapıkule. Şu an Hasköy'den geçiyoruz. Burası Hasköy çıkışı. Bulgarca ismiyle Haskovo. Türkçe ismiyle Hasköy. Evet, Dimitrovgrad da buradan sağa veriyor. Eski yolu veriyor yani. Eski yola işimiz yok. Evet, A4 otobanından güzel bir şekilde devam ediyoruz. Evet, Kapıkule'ye yani Türkiye'mize 75 km yolum kaldı arkadaşlar. Hasköy'den Kapıkule 75 km'ymiş. Burası da Harmanlı çıkışı. Harmanlı yazmışlar tabi. Harmanlı. Evet, istikamet Svilingrad ki az kaldı. Evet, sınır kapısına yani Kapıkule'ye şu an 49 kilometremiz var. 49-50 kilometre. Az kaldı. Google Maps'a bakıyorum. Çok trafik var diyor. Çok yoğun diyor. İnanasım gelmiyor tabii. Kasım ayındayız. Fazla yolcu da yok. Hadi hayırlısıyla bakalım. Yarım saatte Türkiye'ye giriş yapabilirsek çok güzel olacak. Evet, Bulgaristan yollarından. Hava da bu ara açtı. Sis yok artık. Yaklaşık 45-50 dakika oldu. Sis çekildi. Bulutlar çekildi. Bakın güneş var. Evet, böyle çok güzel bir seyahat yapıyoruz oğlumla. Pazarkule'den gitmek isteyenler, bakın burası çıkış, Greece yazıyor. Yani şöyle, yaz aylarında Kapıkule yoğun oluyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Pazarkule'den gitmek isteyenler, evet, bu çıkıştan çıkıyorlar. Çıkışın ismi Greece. İngilizce'de Yunanistan demek. Evet, bu çıkıştan çıkıyorsunuz, Greece. Hiçbir yere sapmadan bu yolu dümdüz gidiyorsunuz. Yaklaşık 6 kilometre sonra Bulgar-Yunan kapısına geliyorsunuz. Yunanistan'a giriş yapıyorsunuz. Tekrardan yolu devam ediyorsunuz. Hiçbir yere sapmadan Kastaniyes şehri geliyor. Kastaniyes şehir merkezinden giriyorsunuz ki küçük bir kasaba diyelim buna.
öyle yoğunluk yok, trafik yok. Rahatlıkla 3-5 dakikada Kastaniyesi geçiyorsunuz. Evet, Kastaniyesi içinden geçtikten sonra gümrük kapısı geliyor. Yunanistan'dan çıkış yapıp sonra Türkiye'ye giriş yapıyorsunuz. Zaten şu karşıda görünen dağlar da Yunanistan'a ait. Yani orası Yunanistan. Ama biz Kapıkule'ye gitmeye karar verdik. Google Maps'in yoğunluk göstermesine rağmen ben inanmıyorum. Google Maps'te bir hata var kesin. Bakalım hayırlısıyla. Arkadaşlar daha sonra yaklaşık 10 kilometre var. Ona rağmen bakın sağ tarafta tırlar. Ki tabii ki genelinde ve çoğunlukla bizim Türk tır şoförleri burada sağ tarafta bekliyorlar. Tahmin ettiğim gibi Google Maps bunu gösteriyormuş trafik yoğunluğu olarak. İlla ki hepsinde cep telefonu var. Google amcam da burada kuyruk yani ştav var diye gösteriyor. Evet, düşünün yaklaşık 10 kilometre burada tır kuyruğu var. Ki biliyorsunuz bu yaz çektiğim sıra yolu videosunda da söylemiştim. Çok dikkatli olun buralarda. Kimseye zarar vermeyelim. Kimseye zarar vermeyin. Bak biz şu an 80-90 civarı gidiyoruz. Bu da yeterli. Daha fazla hıza gerek yok. Şöyle göstereyim arkadaşlara. 80-90 civarı yolda seyrediyoruz. Bu tabloda İstanbul yazdı. Evet, sonra yaklaşık 5 kilometre var. Ve tır kuyruğu devam ediyor maalesef. Evet, burada da kesinlikle dikkat ediyoruz. Bakın yol da dar. Şimdi tırlar sol tarafta duruyorlar, bekliyorlar. Biz de sağdan devam ediyoruz. Burada böyle 40-50'den fazla gitmeyin. Oh ne güzel, bak bizimkilere bak. Kahvaltı yapıyorlar. Domates, biber yani piper derken. Domates, salatalık, biber, peynir çıkartmışlar ne güzel. Evet. Arkadaşlar Bulgaristan sınırına geldik. Çıkış karşıda Türk bayrağımız görünüyor. Evet, bir tane peron açık ve önümüzde bir araba var. Hadi hayırlısı. Evet, böyle bir araba var. Bakalım, herhalde bir saat bekleriz. Yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra neyse ki çalışmaya başladılar. Hemen bir dakikada işlemleri yaptılar. Şak şak şak. Evet, Bulgar'dan çıkışımızı yaptık. Türkiye'ye giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bakın burası Türkiye. İnanın şu an tüylerim diken diken oldu. Bak şu an tüylerim diken diken. Ya arkadaş, otomatik oluyorsun. Türkiye'yi görüyorsun, bayrağını görüyorsun, vatanına geldiğini biliyorsun. Tabii ki özlem var, hasret var. İstersen bir ay kal Avrupa'da, gurbette. Özlüyoruz arkadaş. İnsan özlüyor ya. Her şeyi özlüyor. Her şeyini özlüyoruz. İnsanlarını, havasını, suyunu, yemeklerini tabii ki. Türkiye'miz, memleketimiz, vatanımız her şeyle güzel arkadaşlar. Her şeyle. Görüyorsunuz buraya gelmek için sıra yolu üzerinde o kadar ülke görüyoruz, geçiyoruz. Ha, hiçbirisini kötü demiyorum. Hiçbir ülkeyi, hiçbir halkı kötüleme niyetinde değilim. Ama bizim Türkiye'mizle karşılaştırırsanız hangisi güzel? Yaz aylarına benzemiyor değil mi? Yazın geldiğimizde bu bütün peronlar dolu oluyor. Kuyruk ta şu arkaya kadar bekliyoruz. Ama böyle. Zaten bak yollarda da hiç Avrupalı Türk görmedim. 2-3 tane Alman plakalı araba gördüm. Ama Türk oldukları da malum. Bulgar da olabilir, Sırp da olabilir, Makedon olabilir, Yunan olabilir. Mesela şu an genelinde önümde hep böyle Bulgar plakalı arabalar var.
Bulgarlar Türkiye'ye giriş yapıyorlar. Belki de Bulgar Türkleridir tabii ki. Türkiye'ye gidiyorlar. Ana vatanlarına, akraba ziyaretidir. Veya alışverişe gidiyordur. Her şey olabilir. Bilemiyoruz tabii. Evet, pasaport işlemlerini yaptık arkadaşlar. Şimdi arabanın tripliği kaldı. Arabayı giriş yapacağız tabii ki. Evet, burası böyle güzel. Bakın sakin. 5-10 dakika olmadı buraya geleli. Evet, birazdan güzelim Türkiye'ye ayak basacağız. Düsseldorf'tan çıktım. Düsseldorf'tan Kapıkule 2279 km arkadaşlar. Ki tabii ki unutmayın, Belgrad'a girdim çıktım ben. Belgrad gezim var. Orada da bir tahmince bir 20-30 km yol yapmışımdır. Öyle işte, 2240 yerim hadi. 2340 km. Çok güzel geldik ama. Çok iyi oldu. Türkiye girişimizi yaptık. Çok şükür sağ salim geldik. Şimdi ben Edirne'ye gideceğim. Edirne'de bir Edirne ciğeri yiyelim. Edirne ciğeri özledim ki zaten karnımız da çok acıktı. Burada jandarma var. Bakalım bizi durdurup kontrol edecek mi? Devam et. Evet, jandarma bize geç işaretini verdi. Biz de geçtik. Evet. Şöyle gösteriyorum. Türkiye'ye giriş yaptık. Evet arkadaşlar, geçmiş olsun bize. Bu da şu demek oluyor. Sıla yolu videosu burada bitti. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz, sıla yolu videomu beğendiyseniz lütfen beğenme parmağını unutmayın. Bu tür videoların devamı için bir de abone olursanız çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. Tabii ki diğer gezi videolarımı da kaçırmayın. Bu sene yazın Büyük Türkiye turuna çıktıydım. 30-32 tane il merkezini gezdim, gördüm. Yöresel yemeklerini yedik. Yani güzel videolarım var. Onları da kaçırmayın. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar, bir dahaki videomuzda görüşme ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın ve benimle gezenlerde kalın. Bay bay.